Hafta sonu haberleri devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi Yozgat'a döneceğiz. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Ankara-Sivas hızlı tren projesi hakkında açıklamalarda bulunuyor. İzliyoruz. Arkadaşlarına teşekkür ederken bu bölümünün üst yapısını yani ray döşeme, elektrikli hale getirme, sinyalli hale getirme, telekomünikasyon kısmını halletme adına da yapı merkezi burada çözüm ortağımız. Yapı merkezinde yöneticilerine, idarecilerine, çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Müsaadenizle teşekkür faslını bitirip bu proje bizim için ne anlama geliyor onu sizlerle paylaşmış olalım. AK Parti hükümetleri olarak 2002'de iktidara geldiğimizde yaptığımız ilk şey şuydu. Dedik ki eğer bir yol haritası çizmezseniz, eğer bu sürenin sonunda varmak istediğiniz hedefi ortaya koymaz iseniz, o zaman siz hedeflerinize gidemezsiniz, yol sizi istediği yere götürür. O istediği yer bazen işinize gelebilir, bazen gelmeyebilir. O yüzden istemediğimiz bir yere gitmemek için yol haritamızı çizmemiz lazım. Ne yapmak istediğimizi ortaya koymamız lazım dedik ve o zaman Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminde, İsmet Yılmaz bakanımızın müsteşar olduğu dönemde ben de onların çalışma arkadaşı olarak ulaştırma ana plan stratejisini ortaya koymalıyız dedik. İşte o çalışma kapsamında AK Parti iktidarları olarak 2023'te nerede olmak istiyoruz? 2053'te nerede olmak istiyoruz? 2071'de bu ülke hangi vizyonla hareket edecek deyip bir yol haritası çizdik. O yol haritası bize dedi ki bu ülkenin o yollarını bölünmüş yol haline getirmek zorundasınız. Nitekim bölünmüş yol haline getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Ve yine o ulaştırma ana plan stratejisinde başka bir gerçek çıktı. Kaderine terk edilmiş demir yolları devlet politikası haline gelmeli. Bu ülke bir baştan bir başa yüksek hızlı tren ağlarıyla, hızlı tren ağlarıyla örülmeli diye bir strateji koyduk ortaya. Ona göre hareket ediyoruz. Ve yine bu projelerin aynı zamanda üç tarafı denizlerle şerifli Türkiye'de deniz limanlarına erişmesi, limanlar marifetiyle deniz aşırı ülkelerle ticaret yapabilmemiz için limanlar yapılmalı dedi. Onu yapıyoruz. Bir şey daha, bir şey daha ve yine o stratejide şunu ortaya koyduk. Dedik ki bütün bunları yaparken herhangi bir şehirde fabrika yapıyorsanız fabrikanın yöneticisi, fabrikanın sahibi o şehrine hava yoluyla gelip aynı günde geri dönebilmeli. Ve yine 81 ilde üniversite yapıyor isek Milli Eğitim Bakanlığımız, hükümetlerimiz böyle bir hedef ortaya koymuşsa o zaman 81 ilimize de uçakla erişmeliyiz ki dünyanın neresinden olursa olsun bir hoca üniversiteye gelebilsin ve aynı gün geri dönebilsin. Öğrenciler o illerin üniversitesini tercih etsin. Desin ki evet ben uçakla bir saat bilemediniz, iki saatte Türkiye'nin her yerine gidebilirim. İşte oradaki üniversitelerde eğitim görebilirim. O yüzden hava yolunda halkın yolu yapmak adına bir hedef ortaya koyduk. Hava yolunu halkın yolu yapmak adına çok önemli mesafeler kat ettik. Nedir o mesafeler? 2002'de 35 milyon yolcuya hizmet ederken bu ülke geçen sene 193 milyon yolcuya hizmet ettik. Tam 6 katı. Tam 6 katı. 6 bin kilometre bölünmüş yol varken 26 bin kilometre yaptık. Ve yüksek hızlı tren bu ülkede hiç konuşulmuyorken 1213 kilometre yüksek hızlı tren yaptık. İşte değerli dostlar, değerli Yozgatlılar, bu planı ortaya koyduktan sonra da kolları sıvadık. Türkiye'yi bir baştan bir başa erişebilir, ulaşılabilir yaptık. Bunu yaparken de elbette ki Kırıkkale'nin, Yozgat'ın, Sivas'ın yüksek hızlı trene kavuşması lazım deyip yüksek hızlı tren projesini başlattık. İsmet Bakanım ve Vekil Bakanım gelirken konuştuk. Buranın temelini Başbakanımızın bakanlığı döneminde 3 bakan olarak attık dediler ve
O gün görev alanlar Ulaştırma Bakanı'nı kastetti Bekir Bakanım ama çok daha iyi görevlere, çok daha iyi hizmetler yapabilir yerlere geldi. Ben buna şahidim. Onun adına şahidim, kendi adıma şahidim. Ben o gün genel müdür olarak bu projelerin içerisinde vardım ve bugün Rabbim nasip etti. Bakan olarak hizmet ediyoruz. Hizmet etme şansı yakaladık. Bundan daha güzel bir şey olmaz değerli Başbakan Yardımcım. O yüzden Rabbime şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Çünkü millete hizmetkarlık etmek adına çok önemli sorumluluklar aldık. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle görevimizi yerine getiriyoruz. Buna hiç şüphe olmasın. Ve az önce söylediğim cümleden devam ederek Türkiye'nin her yerine havaalanı yapılır da Yozgat'ta havaalanı yapılmaz mı dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görüşleri, Sayın Başbakanımızın talimatları ve değerli milletvekillerinizin, Başbakan Yardımcımızın da takipleri ve destekleriyle inşallah Yozgat Havalimanı'nda ihale süreçlerini bitirdik. Sözleşmesini imzaladık. İnşallah bugünlerde başlıyoruz işe ve kısa sürede Yozgatlı buradan ister İstanbul'a, ister İzmir'e, ister Antalya'ya, ister yurt dışına uçabilecek. Hayırlı uğurlu olsun.